Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda sizlerle birlikteyiz ve yavaş yavaş sorularınız düşmeye başlamış. Dün de size anons ettiğimiz üzere bugün sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya bizlerle birlikte olacak. Şu an stüdyoya gelmek üzere. Kıdem tazminatını konuşacağız. Biliyorsunuz önemli bir yasa bu ve çalışan birçok insanı etkileyecek. Bu nedir ve nasıl bir yasa çıkıyor? Ne gibi değişiklikler getiriyor? Sizler nasıl etkileneceksiniz? Emekliliğinizi vesaire nasıl etkileyecek? Bunların hepsini Sayın Özgür Kaya ile birlikte konuşacağız. Onun öncesinde kısa bir sizlere piyasalar hakkında özet aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz bugün Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Ve saat 14'te bu para politikası kurulu toplantısının sonuçları açıklanacak. Burada Merkez Bankası'ndan herhangi bir şekilde faize müdahale veya faizde bir değişim kimse beklemiyor. Ama daha önceki açıklamalarından biliyoruz ki Merkez Bankası sıkı para politikasına, parasal sıkılaştırmaya devam edeceğini söylemişti. Bu da bankaların fonlama maliyetini yukarı çekiyordu ki biliyorsunuz istisnai gün sayısını da arttırmıştı Merkez Bankası. Bu hafta bugün yapacağı toplantıda büyük bir olasılıkla bu haftalık repo ihalelerine ilişkin açıklamalar olabilir ve Aralık ayında para politikası ve kur politikası metni açıklanacak. Yani 2014'te izlenecek para politikası ve kur politikasına bakılacak. İşte bu konuda bir miktar bugün Merkez Bankası'nın ipucu vermesi bekleniyor. Şimdi isterseniz hemen kısaca bir borsaya değinelim. Dün hazinenin çok önemli ihaleleri vardı ve 14 milyar TL tutarındaki ihalelere iyi bir talep geldi. Bunun üzerine borsa endeksi özellikle ikinci seansta yukarı sert bir açılış yaptı ki bu seviyeler yani 75 bin seviyesini kırmaya çalışıyordu. İhale sonrasında yukarı yönlü sert bir hareket oldu ve bizim direnç olarak belirttiğimiz 75.500 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleşti ve 75.600'e yakın bir kapanış yaptı. Günlük bazda borsaya baktığımızda biliyorsunuz 80.500'ü daha önce bir dönmüş ve 73.500'den yukarı dönmüştü. Ardından tekrar 80.500'den 71.000 seviyelerine kadar hatta bir ara 71.000'in de altını gördü. Nitekim bu seviyede bir destek yaptı. İki tane çekiç görüntüsü dediğimiz görüntü oluştuktan sonra buradan tekrar 4.000 puanlık, 4.500 puanlık yukarı bir hareket yaptı. Bu hareket sonrasında şu an borsa için çok önemli desteğimiz 73.500 seviyesinde yani şu çizginin seviyesinde bulunuyor. Borsada çok olağanüstü, olumsuz bir gelişme olmadığı sürece 73.500'ün aşağı kırılmasını beklemiyorum ben. Özellikle bu seviyede bir miktar belki borsada dinlenme görebiliriz. Yani bugün para politikası kurulu öncesinde borsa açılıştan sonra bu seviyelerde yani 75.500'e 74.500 aralığında aşağı yukarı hareketler yapabilir. Ama tekrar 73.500'ün altına düşecek olursa bu çok kötü bir haber olur. Yalnız şunu da vurgulayalım. Özellikle dipten dönüş, şu dipten dönüş oldukça yüksek bir işlem miktarıyla gerçekleşti. Dolayısıyla bu dip seviye çok güçlü bir desteğe dönüştü. Yani 73.500 aşağı kırılsa dahi 71.000 seviyesi çok önemli bir destek olarak karşımıza çıkacak. Eğer böyle bir kırılma gerçekleşirse yani çok olumsuz bir haberle 73.500'ün altına girilirse 71.000 seviyesinde yeni bir destek olacaktır. Tabii ki orada da biliyorsunuz 2.000-2.500 puanlık bir geri çekilmeden bahsediyoruz. Evet, borsada genel olarak durum bu. Dolarda genel olarak bir duruma baktığımızda ise dolarda 2.0 seviyesi ki hemen şimdi dolar grafiğini veriyorum. 2.02 seviyesinin civarında bir işlem oluyor şu an. Daha önce geçen hafta içerisinde stres arttığında 2.06'lara kadar 0.5'i geçmişti. Yükselmişti dolar. Şu an bir miktar geri çekiliyor. Dolarda şöyle bir trendimiz var. Ve bu trend özellikle şu trend de baktığımızda 2 lira seviyesi oldukça güçlü bir destek ve 2 liranın altına pek
yani önümüzdeki bu hafta içerisinde gerilemesini beklemeyiz. Ama 2 lira civarında bir karar kılacaktır. Avrupa ve Amerika'dan gelecek veriler de önemli olacak. Ama şunu söyleyebiliyoruz. 3 defa test etti. Yani 2.07, 2.08 seviyelerine geldikten sonra o seviyeleri tekrar test edemedi. Sadece 2.06'ya kadar geldi. Gitgide bir sıkışma var. Bu sıkışmanın sonrasında eğer bir aşağı yönde kırma olursa orta vadede yani bir aylık süre içerisinde 1.95'te 2 aralığına gelebilir ki bu seviyeler özellikle dolar borcu olanlar açısından 1.97 civarı iyi bir alım seviyesi olabilir yatırımcılar açısından. Altındaysa altında biliyorsunuz bir geri çekilme vardı ve Amerika Merkez Bankası Başkan Adayı Janet Yellen'in konuşmaları sonrasında hafif bir yukarı hareket yaptı altın şu bölgede. Yine 1300-1250 dolar seviyelerinde bulunuyor altın. Bir miktar geri çekilme var altında son 2 günde. Ama daha önce görmüş olduğu bu destek seviyesi bu seferde çalışabilir. Şu an bu seviyenin altına geçme ve kırılma beklemiyorum. Genelde bu seviyelerde bir miktar sıkışık hareket yapacaktır. Özellikle bir hafta çok fazla güçlü bir hareket beklenmemeli. Özellikle de Perşembe günü Amerika'da işsizlik başvuruları açıklandıktan sonra işsizlik başvuruları sonrasında belki hareketler olabilir. Evet, grafikleri verdik, altını verdik, piyasaları verdik ve konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya da yerini aldı. Ve kıdem tazminatını konuşacağız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız, geldiniz buraya kadar. Şimdi izleyicilerimizden geçen hafta sorular gelmişti. Hatta şöyle biraz da sitem etmişlerdi. Hocam hep grafik bakıyorsunuz, hep piyasa diyorsunuz evet. Da bir de reel dünya var. Hepimizi etkileyecek yasalardan bahsediliyor, kıdem tazminatı. Önce Özgür Bey şeyi öğrenmek istiyoruz. Yani kıdem tazminatı nedir? Evet. Bunu bir insanlar öğrensin. Gerçi çoğu kimse biliyor ama evet. Bir de şöyle bir durum var. İşletmeler kıdem tazminatı birikmemesi için de önce çıkartıp geri alma şeklinde bir sürü oyunlar da yapıyorlardı. Evet. Değil mi? Ve ne kadar etkili bu kıdem tazminatı? Getirilen yasa neler getiriyor? Bunları konuşacağız. Kıdem tazminatı nedir? Evet. Kıdem tazminatı bilindiği üzere bir yıllık çalışmanın karşılığı olarak çalışanın hak etmiş olduğu bir ücrettir. Yani her ne kadar tazminat diye değerlendirirsek de kıdem tazminatı bir ücrettir. Evet. Çalışanın bir yıllık çalışmasının karşılığı iş yerine göstermiş olduğu sadakatin bir ödülü. Kesinlikle bir işverenin çalışana lütfu değildir. Yani kıdem tazminatı bir hak. Evet haktır. Çalışan işverenin çalışana lütfu değildir. Mevcut düzenleme içerisinde yani mülga olan, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı 14 sayılı kanunun 14. maddesi yürürlüktedir. Yani yasa kaldırılmış ancak tazminatı düzenleyen maddesi 4857 sayılı kanunla birlikte şu an yürürlükte. Biz kıdem tazminatlarını eski kanun yani 1475 sayılı kanunun 14. maddesine göre alırız. Hı hı. Tabii ki koşulları kıdem tazminatından yararlanma koşulları, hak etme koşulları 4857 sayılı kanunla belirlenmiştir. Şimdi mevcut düzenleme içerisinde kıdem tazminatından kişiler nasıl yararlanıyor? Önce evet. Ona bakmak lazım. Bir işveren haksız nedenle çalışanın iş akdini sona erdirirse kıdem tazminatı ödemesi gerekir. İki, işçinin haklı bir nedenle iş akdini sona erdirirse yani 4857 sayılı kanunun 24. maddesinde bunlar belirlenmiştir. Hı hı. İşçinin haklı bir nedenle örneğin işveren çalışanına hakaret etti. İş yerinde sağlık sorunları var. İş yerinin elinde olmayan farklı nedenlerle işin durması gibi konu biraz daha derinlemesine detaya girmeden işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi. 3. Çalışan kadınların çalışırken evlilik akdini yani nikah yapıldıktan sonra bir yıl içerisinde iş akitlerini sona erdirirlerse işverenden tazminat talebinde bulunabilirler. Evet. 4. Erkek sigortalıların askerlik süresi başladığında yani askeri sevk belgesini ellerine aldıklarında işverenden tazminat talebinde bulunabilirler. 5. Çalışanlar kısmi süreli emeklilik dediğimiz hani bu 15 yıl 3600 gün muhabbeti vardır. Evet, evet. O şartları yerine getirenler tazminat alabilirler. 6 kişi emekliliği her şartı yerine getirerek
ayrılmak istediğinde, yani emeklilik şartlarını, hizmet süresi, prim gün sayısı ve yılını tamamlamış, artık emekli olacak. Bu durumda işverenden tazminat alıp ayrılabilir. Bu şartları yerine getirenler, bir tane daha var. Yedincisi de çalışan sigortalının vefatı halinde hak sahipleri bunu talep edebilir. Yani bu 7 şart oluştuğunda mevcut düzenleme içerisinde çalışanlar kıdem tazminatından yararlanabiliyorlar. Bunun dışında hiçbir şekilde kıdem tazminatından yararlanma hakkı söz konusu değil. Evet. Yani siz 11 ay 29 gün çalışsanız da iş yerinden istifa ettiğinizde ya da herhangi bir nedenle işvereniniz tazminatsız olarak sizin iş akdinizi sona erdirdiğinde kıdem tazminatına yararlanamıyorsunuz. Oysa şimdi düşünülen kıdem tazminatı fonu dediğimiz işte bunları ortadan kaldırılacak bir fon sistemi, bir düzenleme sistemi. Burada sizin gördüğünüz uygulama açısından şeyin çalışanın aleyhine uygulamalar, suistimaller var mıydı? Benim sadece duyduklarımı kesinlikle söyleyeyim. Yani tam yıl sonu gelecek, bir yılını doldururken işten çıkartıyor. Evet. Ve sonra bir iki gün sonra tekrar işe alıyor. Dolayısıyla kıdem tazminatı ayırmak zorunda kalmıyor zannedersin. Şimdi burada bir kötü niyet söz konusu. Hı-hı. Bir işveren çalışanını 11 ay 29 gün, 28 gün ya da 11 ay çalıştırdı. Eğer 11. ayın sonunda iş akdini herhangi bir nedenle feshedip çıkartıyorsa tazminat ödemeyle karşı karşıya değil. Evet. Çalışanın tabii ki işe iade hakkı var. Ancak Türkiye'deki hukuksal mücadelenin ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için, evet, mahkemelerin iş yükünü bildiğimiz için çalışanlar bu haklarını pek kullanma taraftarı değiller. Dolayısıyla işin peşini bırakıyorlar. Evet. Bir ay sonra tekrar işe alıyor. Aynı kişileri tekrar işe alıyor. Evet. Halbuki burada bir kötü niyet var, burada bir muvazaa var. Hı-hı. İşte bu kötü niyetleri, suistimalleri ortadan kaldıracak yine kıdem tazminatı fonunu işaret ediyoruz. Hı-hı. Mevcut düzenleme içerisinde saymış olduğum bu 7 maddede ki hakları Türkiye'de sadece %20'lik bir dilim elde edebiliyor. Bunların %9.26'sı sendikalı çalışanlar. Bu çok düşük bir oran. Kesinlikle. Değil mi? Yani bu kıdem tazminatından 7 şartı yerine getirip kıdem tazminatını alabilen %9.26 sendikalı var. Geriye kalan da %10, %11 de diyelim biz ona, kurumsallaşmış, hukuki anlamda tam zemine oturmuş işletmelerde çalışanlar bu haklardan yararlanabiliyor. Geriye kalan %80'lik dilim ise ne yazık ki bugün Türkiye'de kıdem tazminatını bir şekilde alamıyor. İşte saydığımız maddi nedenlerden bazıları bunlar. Örneğin kamu kurumundan bir ihale almış taşeron firma 11 aylık bir sözleşmeyle bu işi alıyor. 11 ay sonunda sözleşmesi sona eriyor ve çalıştırdığı onlarca, yüzlerce, belki de binlerce çalışan tazminatsız olarak işten ayrılmak durumunda kalıyor ya da bir başka işverene devredilmek durumunda kalıyor. Tabii ki kıdem tazminatı tek başına bir sorun değil. Bizim esasında çalışma hayatında yaklaşık 4,5-5 milyona yakın taşeron sektöründe, taşeron diye adlandırdığımız küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışanların bu sorunu ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemenin yapılması lazım ki kıdem tazminatı da zaten bunun peşinden nispeten de olsa düzelmiş olacak. Şimdi izleyicimiz diyor ki Nurullah Kaplan, kötü niyet olduğunu bilen işçiler neden peki geri işe girmeyi kabul ediyor? Tüm işçiler birlik olsa diyor. İşte sorunumuz da o zaten. Türkiye'de sendikalaşma oranının çok düşük olması. Tekrar kabul etmek durumunda çünkü çalışma koşulları belli, çalışmaya ihtiyacı var. O insan o çalışmayı kabul etmediği takdirde işsiz kalacak. İşsiz kaldığı da hayatını idame ettireceği bir geliri olmayacak. Mecburen bunu kabul ediyor. İşte burada ben sendikaları sık sık programlarda eleştiriyorum. Sendikalar çalışanların sadece %9.26'lık kesimine hitap ediyor. Hı hı. %9.26'lık kesimin haklarını koruyucu eylemlerde bulunuyor. Oysa sendikacılık demek sivil toplum kuruluşu ya da bir örgütlü çalışma sistemi demek, çalışanların tamamını kapsayacak bir düzenleme ya da kucak açış şekilde değerlendirilmesi gerekir. Ama bizdeki sendikacılık olayı biraz farklı anlamlarda değerlendirildiği için, hı hı, işte sendikalar şu an kıdem tazminatı fonuna karşı çıkıyorlar. Karşısında da kıdem tazminatı fonunun ya da fon denildiği zaman Türkiye'de bir kötü algı var. Geçmiş, hı hı, deneyimlerimiz bizim biliyorsunuz, hı hı, tasarruf teşvik fonu, konut edindirme fonları fon sisteminde kötü niyetle kullanıldığı için ya da istenilen düzeyde kullanılamadığı için insanların kafasında fon denildiği zaman farklı bir algı yaratıyor. Eğer fon kötü bir şeyse, argümansa, biz buna fon demeyelim, başka bir şey söyleyelim. Kıdem tazminatı sistemi şimdi diyelim. Aslında fon deyince şöyle bir algı, kötü algı şuradan çıkmıyor mu? Devlet gene elini cebime
cebimize attı. Evet. Bizim haklarımızı toplayacak bir yerde. Ondan sonra öder mi, ödemez mi? Sonuçta devlettir. Ne olacağı belli değil diye insanlar düşünebiliyor. Oraya geçmeden önce bir çok önemli bir soru daha geldi. Kanun çıkarsa, yani şu an konuşulan kanun ne getiriyor? Onu da konuşalım, evet. Ama kanun çıkarsa kazanılmış haklar ne olacak? Şimdi zaten bu fon sisteminde, getirilecek olan fon sisteminde 4 temel nokta var. Bir tanesi kazanılmış hakların nasıl korunacağı noktası. Hı hı. Bununla ilgili değişik senaryolar üretiliyor. Bir deniliyor ki çalışan işverenle anlaşsın miktarını, alacağı tazminat yükünü, yani kazanılmış hakkını fona devretsin. Bu risklidir. İkinci deniliyor ki... Bu çalışan açısından mı riskli? Çalışan açısından. Çünkü sizi işverenle karşı karşıya bırakıyor. Ben o zaman işverenle karşı karşıya oturacağım. İşveren zaten... İşveren diyecek ki bana sen 10 yıllık bende kademin var. Bunun 5'ini vereyim, 5'ini yok sayalım. Hmm. Kesinlikle böyle bir pazarlık söz konusu olacak. Bu çalışanların aleyhine olacak. İkincisi, bizim de önerdiğimiz kazanılmış haklar korunmak kaydıyla... Fon sistemi başladıktan sonra çalışanın hakları fona devredilsin. Otomatik değil mi? Evet. Ya da işverenin uhdesinde kalsın. İşverenle çalışan arasında iş akdi mevcut yasal düzenlemeler içerisinde sona erdikten sonra son almış olduğu, örneğin 10 yıl ben kazanılmış hakkım var. Fon sistemi geldi. 5 yılda fon sisteminde çalıştım. Benim işverenden alacağım 10 yıllık bir kıdem yüküm var. 15. yılın sonundaki brüt ücretimden. 15. yılın sonundaki brüt ücretimden 10 yıllık kıdem yüküm işverenim tarafından bana ödensin. 5 yıllık fona devredilen kıdemim de fon şartlarında oluştuğunda ben fondan alabileyim. Bizim önerimiz bu. Hı hı. İşverenler buna pek sıcak bakmıyorlar. İşverenler tabii ki... O zaman mecbur. Evet. Ne demek zorunda? İşte bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu çözüme muhtaç, yoruma muhtaç ya da olgunlaşmaya muhtaç bir madde olarak karşımızda duruyor. Evet. Bir diğeri de oran. En önemlisi de belki de oran. Mevcut düzenleme içerisinde almış olduğumuz kıdem tazminatı bizim bir yıllık kıdemimiz bir aylık brüt ücretimize denk gelir. Hı hı. Yani 12 ay çalıştınız, 12. ayın sonunda işveren sizin iş akdinizi sona erdirdiğinde bir brüt ücret alırsınız. Bu brüt ücret de %8.33'e tekabül eder. Anladım. Aylık bağlamda. Evet. Şimdi işverenler %8.33'e itiraz ediyorlar ki haklılar. Yani burada işverenlerin de hakkını korumamız, savunmamız gerekiyor. %8.33'ü bugünkü ekonomik şartlarda, Türkiye'nin bulunduğu şartlarda hiçbir işveren ay be ay 8.33 olarak fona yatıramaz. Çünkü üzerinde bir vergi yükü var, üzerinde bir sigorta primi yükü var, üzerinde bir işsizlik sigortası yükü var. Evet. Şimdi işverenler diyor ki bu %3 ile %6 arasında olsun. Yani 11 gün ile 22 gün arasında bir gün belirleyelim. Hmm. 30 günlük ücret karşılığı değil, örneğin 22 günlük veya 15 günlük. 11 günlük ya da 22 günlük. Şimdi bunun bir kere olgunlaşması gerekir. Dün bununla ilgili hükümet kanadından bir adım geldi. Onu da belki konuşabiliriz. Bir de kıdem tazminatından yararlanma süresi. Hmm. Şimdi kıdem tazminatından yararlanma süresi öngörülen tasarı içerisinde ya da metin içerisinde 15 yıl olarak değerlendiriliyor. Bu ülkemizin çalışma koşulları açısından, çalışma istikrarı açısından uzunca bir süre. Hı hı. Türkiye'deki istatistiklere baktığımızda bu 7 yılla 8 yıl arasında değişir. Yani istikrarlı bir şekilde bir çalışanlarımız bizim bir iş yerinde ya da iki iş yerinde düzenli olarak 7 yıl çalışmışlar. Hı. 15 yıl değil. İstatistikler bunu söylüyor. İstatistikler bunu gösteriyor. Kıdem tazminatının amacı ya da maksadı ya da biz kıdem tazminatı hangi maksatla kullanıyoruz? İşsiz kaldığımızda iş bulana kadar hayatımızı idame ettirebilelim diye. Evet. İşte 7 yıl sonunda işsiz kaldığımızı varsaydığımızda biz gidip fondan biriken 7 yıllık kıdem tazminatımızdan yararlanabilmeliyiz. Bu 15 yıl fazla. Şu an hükümetin getirdiği 15 yıl mı? 15 yıl olarak metin koymuş. İçerisinde taslak da demeyelim, biz buna da metin olarak değerlendiriyoruz. Hı-hı. Çünkü ortada bir taslak yok. Sendikalar diyor ki bizim önümüze getirilmiş bir taslak yok. Ben de sendikalara diyorum ki bana ait olan bir üründe ya da malda kıdem tazminatı benim hakkım ya da benim malım. Benim malım üzerinde başkasının bir tasarı ya da taslak düzenlemesini beklemeyin. Hı-hı. Siz sendikalar olarak çalışanların bu haklarının tabana yayılabilmesi adına bir metin düzenleyin. Deyin ki biz kıdem tazminatı sistemini, fonunu, sigortasını her neyse şu şartlarda çalışanların lehine
kırmızı çizgilerimiz bunlar diyerek ortaya koyun, biz bunun üzerinden ilerleyelim. Hükümet de bunun üzerinden adım atsın. Şimdi siz adım atmıyorsunuz, hükümetin ortaya koyduğu 15 yıla hayır diyorsunuz, sizin öneriniz yok. 8.33'e işveren sendikaları, işveren temsilcileri hayır diyor. Sizin bunun karşısında 6 diyemiyorsunuz şeklinde bir çıkmazdayız şu an. Bir diğer nokta da fon yönetimi. Fon yönetimi de çok önemli. Çünkü işte az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi fonun hükümetin tasarrufunda olan bir sistem olarak işletilmesi, fon kaynakları farklı noktalarda kullanılmasından dolayı çalışanların ya da diğer örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının bir farklı bakış açısı var. İşte bunu kırabilmek adına fon yönetimi ne olacak, kim tarafından işletilecek? Dün bununla ilgili bir adım daha var. Belki vaktimiz varsa onları da var, konuşabiliriz. Var, vaktimiz çok. Şu an derinlikli bir izleyicimiz diyor ki hocam hükümetin bu haberine karşı bu kez sendikalar ortak bir duruş sergiliyorlar sanki diyor. Sorum şu, sendikaların toplu direnci itirazı sürerse hükümet geri çeker mi yeni fonu? Bunu geri çekmesi işçinin lehine midir? Geri çekmesi işçinin lehine değildir. Yani çalışan bir kişi olarak, sahada olan bir kişi olarak, çalışma hayatını en ince ayrıntısına kadar bilen bir kişi olarak hükümetin buradan geri adım atması, bu tasarıyı ya da fon sisteminin geri eski çekmesi... Eski sistemin olduğu gibi devam etmesi o zaman... Çalışanların aleyhine. Kangren yani orası. Kesinlikle. Öyle değil mi? Çünkü %20'lik... Yani ya sadece %9.4'ü alabiliyorsa bu kıdem tazminatının çalışanların %80'i gerçekten alamıyor. Ben etrafımdan biliyorum. Biliyorsunuz, en evet. Yani onu ödememek için o bir, şimdi bir maliyet olarak gelecek. Sorular bayağı gelmeye başladı Özgür Bey ama... çok kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Peki. Çünkü RTÜK belli bir süreyi ancak reklam için kullanmamıza izin veriyor. Sevgili seyirciler, sorularınız yağıyor ve ben hepsini Özgür Bey'e elimden geldiğince ileteceğim kısa bir aradan sonra. Evet sevgili seyirciler, paranın rotasına devam ediyoruz. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya ile bu kıdem tazminatı konusunu konuşuyoruz. Ve Serdar Özdemir diyor ki birçok firmada ücretler asgari ücretten gösteriliyor. Personel 2000 lira net maaş alsa da asgari ücretten SGK'lı gösteriliyorlar. Dolayısıyla alınan kıdem tazminatı az oluyor. Önce insanlara aldıkları maaştan SGK'lı göstermesi konusunda çalışma yapsın hükümet diyor. Bu tür asgari ücretten SGK'lı gösterince hem kişi emekli maaşını etki ediyor, işveren gelir vergisi kaçırıyor vesaire vesaire diyor. Şimdi bu konuyla ilgili evet biz işverenleri çok uyarıyoruz. Çünkü bu ileride işverenlerin başına büyük sıkıntılar yaratacak. Çünkü artık çalışanlar haklarını biliyorlar. Evet. Şimdi bu çalışanlar yarın işten ayrıldıklarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1000 lira değil de yani asgari ücret değil de 2000 lira aldıklarını ispat edebilirlerse ki ediyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu aradaki farkı işverene reysen tahakkuk ettiriyor. Oo. Gecikme faiziyle birlikte. Evet. Evet. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapmış olduğu bu düzenleme, düzeltmeyle birlikte çalışanlar da iş mahkemesinde tek celsede aradaki kıdem tazminat farklarını alabiliyorlar. Dolayısıyla işverenler burada dikkat etmeleri gereken en önemli husus bu. Çalışanlarına ne ücret veriyorlarsa Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapmış oldukları bildirgeleri de o ücret üzerinden, ödemiş oldukları vergiyi de o ücret üzerinden yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra işverenleri büyük felaket bekliyor. Bunu yaşayıp göreceğiz. Gerçekten çalışanlar hem emekli maaşları açısından hem de tazminat ilişkin hakları bakımından ciddi bir kayıp yaşıyorlar. Ayrıca devletin de burada sigorta primi ve vergi açısından da bir kaybı söz konusu. Biz buna kayıt içinde kayıt dışılık diyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani çok net konuştunuz. Evet. İşten ayrılmış, 3 yıl çalışmış, aslında 2000 lira maaş almış ama asgari ücretten gösterilmiş bir vatandaş. Evet. Gider de Sosyal Güvenlik Kurumu'na, bakın bana aslında o zaman şöyle ödüyorlardı, hesabıma yatan ekstreleri de getireyim dese, ispatlasa. Evet. Evet. Böyle bir durumda şeyi de alıyor. Aradaki kıdem tazminatı farkında olmuş. Ben şöyle bir duyumlar da aldım. Kıdem tazminatına mahkeme karar veriyor, ödeyeceksin diyor ve bunu yerine getirmiyor. Tabii burada yasal süreç oluşuyor. Orada icra takibi, yani takip söz konusu. İşverenin üzerinde herhangi bir mal varlığı yoksa çalışan yine boynu bükük bir şekilde ayrılmak durumunda kalıyor. İşte kıdem tazminatı yoksa işçi. İşverenin üzerinde mi yoksa çalıştığı şirket üzerinde mi mal varlığı yoksa? Yani çalıştığı şirket üzerinde de bir mal varlığı olmayabilir. Ha bir de kılıfı da hazırlıyor. Zaten kötü niyetliyse bunu yapıyor. İşte kıdem tazminatı fonunun
Bir zorlayıcı noktası da bu. Kötü niyetli işverenlere ya da o art niyetli kişilere de bunun önünü kesmek. Çünkü 15 yıl çalışıyorsunuz, 15 yıl sonra bir bakıyorsunuz ki bir gecede şirket ortadan kalkmış gitmiş. Sizin 15 yıllık kıdem tazminatınız uçtu gitti. Ama normalde fonu fon olmuş olsa o zaten para şeyde birikmiş durumda. Fonda birikmiş olacak. Çünkü muhatabı devlet, fon mu olacak o zaman? Muhatabı fon olacak. Evet. Çünkü devlet ya da sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Çalışma Bakanlığı o kişinin aylık bildirgeler halinde primlerini ödemesini zorlayacak. Aksi takdirde fonda da para olmamış olur işveren bunları ödemediği takdirde. Mustafa Beyazoğlu demiş ki kıdem tazminatında tavan var. 5000 lira ücret alan bir kişi kıdemini bu ücret brüt ücret üzerinden alamıyor. Kaçtır tavan? 3259. Yani alabileceğiniz en fazla 3250. Evet. Onu belirtelim. Fatma Çil diyor ki 15 yıldır farklı firmalarda çalıştım. Evet. Eğer bu yasa kanunlaşırsa geriye dönük kıdem tazminatlarını günü ve zamanı geldiğinde alabilecek miyim? Bu yasayla değil de mevcut iş kanununuzun hükümleri çerçevesinde kıdem tazminatında 10 yıllık bir zaman aşımı süresi vardır. Bu 10 yıllık zaman aşımı süresinde işten ayrılış şekillerine göre, çalıştığı sürelere göre çalışmış olduğu iş yerlerine dava açmak suretiyle alabilir. Ama yapılacak olan düzenleme ile geriye yönelik hakları alması söz konusu değil. Ha, o zaman bu düzenleme ona bir şey getirmiyor. Ona bir şey getirmeyecek. O zaman Fatma Hanım siz yapacağınız şey 15 yıldır farklı firmalarda çalıştıysanız 10 yılı geçmemişse değil mi? Evet, 10 yılı zaman aşımı geçmemişse mesela bir firmadan 7 yıl önce ayrılmışsanız o firmayı kıdem tazminatlarının ödemesiyle ilgili olarak dava açabilirsiniz. Dava açacaksınız ve hepsi için tek tek dava açması gerekiyor değil mi? Evet, ayrıldığı firmaların. Yeni yasa onu getirmiyor. Bunu kapsamıyor. Evet. Evet, asgari ücret gösteriyorlar diyor. Evet, asgari ücret gösterme ile ilgili bir adım daha ötesini söyleyeyim. Şu an çalışmakta olan kişiler eğer ücretleri gerçek ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirge edilmediklerini görüyorlarsa ki görüyorlardır çalışanlarımız. Alo 170 hattı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Alo 170 hattına ihbar edebilirler. Buraya yapacakları ihbar kesinlikle gizli kalacaktır. İhbar eden kişinin bilgileri karşı tarafa hiçbir şekilde deşifre edilmez. Buradaki bilgiler alınır ve o iş yerine İlgili kurum müfettişler tarafından denetimi yapılır. Eğer çalışanlara sorulur sen kaç para alıyorsun? 2000 lira. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan bildirgesine bakılır. 1021 lira ise hiç başka soruya gerek kalmaksızın çünkü çalışırken yapılan ihbarlar ve alınan beyanlar son derece geçerlidir. Hemen anında zapta geçirilir ve o çalışanların yani ücretleri düzeltilir. Ayrılmasına da gerek yok. Ayrılmasına da gerek yok. Yani hani 170 hattını arayacak. Ama haksızlık yapıldığını düşünüyor. Evet. Adaletsizlikten şikayetçi ve asgari ücretten gösteriliyor. Dolayısıyla kıdem tazminatı da ona göre düşük olacak. Evet. Çalışan kişi alo 170'i arayarak oraya ihbar edecek. İhbar edecek ama bunun kimin aradığını asla bilmez. Hiçbir şekilde işverenler bilemeyecek. Bilemezler çünkü oraya sadece denetim elemanı gider. Orada bir hatta işverene bile sormadan işletmenin içine girer denetim elemanı. Çalışanlar arasında 3 kişiye 5 kişiye sorar. Farkına sonra, bile varmaz. Evet, orada gerçeği ortaya çıkartır. Levent Göktem diyor ki dün bireysel emeklilikteki devlet katkı payının tutulduğu fonların zarar ettiğini söylemiştiniz. İnceledim gerçekten de eksideler diyor. Şu an bireysel emeklilik sisteminde hani devlet bir katkı veriyor ya. %25'lik. Ben de o katkı fonlarının performansına baktım bir felaket. Evet. 7 aylık performansa baktığında risksiz faiz oranı dediğimiz normal bankanın getirisinin bile çok çok altında getiriler var. Ona mutlaka el atılması gerekiyor. Şimdi, aksi halde çok ciddi bir güvensizlik oluşacak o konuda. Kıdem tazminatı fonlarının da aynı şekilde zarar ettirmesi durumunda diyor. Bu zararı çalışana mı yükleyecekler? Bu zararı mağduru kim olacak? Eğer öyle bir şey olursa. İzleyicimiz dünkü hükümet kanadından gelen açıklamaya istinaden bunu soruyor. Evet dün hükümet kanadından işverenlerin 8.33'lük orana itiraz etmelerinin karşısında işte %3'lük, %6'lık dilimleri önermelerinin karşısında hükümet de şöyle bir adım attı. Dedi ki %4 yapalım. %4'ün %2'sini bireysel emeklilik sistemine yapılan %25'lik katkı şeklinde devlet yapsın. %2'lik dilimle işsizlik sigortası fonundan düşünsün. Yani işverenin üzerindeki yük düşünsün. Yani devlet %4'lük bir katkı yapacak. %4'te işveren yapacak. %8'e getirilecek. Zaten mevcut bireysel emeklilik sistemindeki sıkıntı varken, işsizlik sigortasının tabana yayılması sıkıntılıyken, devletin işsizlik sigortasından ve bireysel emeklilik katkısından buralara bir fonlama yapması gerçekten
gerçekten soru işareti oluşturdu bende. Bunun ciddi manada irdelenmesi ve incelenmesi gerekiyor. İleride bu soru işareti oluşturdu. Şimdi devlet buraya da katkı yaparsa bunun sakıncası ne olabilir ki? Devletin ila nihai bunu katkı yapması, kaldırması, ekonomik göstergeler bunu el veriyor mu, ona bakmak lazım. Anladım. %25 bireysel emekliye yapıyor, %25 de buraya yapıyor, %50'lik bir katkı yapmış oluyor. Yani onu gerçekçi bulmuyorsunuz. Gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Yani bu bir seçim yatırımı olabilir mi? Yani açıkçası onu söylemek istemiyorum. Çünkü çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemi üzerinden hiçbir şekilde siyasilerin bu tür yatırım yapmasını istemiyorum. Emre Ercoşkun diyor ki kamu çalışmalarının kıdem tazminatı konusunda yokken diyor. Bu kaybı neden kabul etsinler diyor kamu çalışanları açısından. Kamu çalışanların da emeklilik ikramiyeleri söz konusu. O da 25 yılı tamamladığında ya da şartlarını oluşturduğunda devletten emeklilik ikramiyesi alıyor. Neticede onu da devlet finanse etmiş oluyor. Yani kamu çalışanları hani şu 8.33'ten 6'ya düşürülmesi evet. diyorsunuz ya. O zaman diyor kamu çalışanları bunu niye? Zaten devlet tam biz üstleniyoruz. Yatırıyor. Devlet hani kamuda çalıştığı için 8.33 ise 8.33 ayrılınca kıdem tazminatını evet. alıyor. Niye 6'ya kabul edeyim ki diyor o da. Kamu çalışanları bunu kabul etmiyor zaten. Kamu çalışanlarının emeklilik ikramiyelerinde bir düşüş söz konusu olmadığı için zaten eşitsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Evet, Bülent Çakmak diyor ki merhabalar. Şimdiki sistemde 1300 lira brüt maaş alan bir kişi yılda %10 zam aldığında 20 yıl sonra 150 bin lira tazminat hak ediyor. Gelmesi planlanan sistemde ise aldığı tazminat 50 bin lira civarında. Bu işçiyi kandırmak değil mi? Bunun bir başka yolu olmalı diyor. Zaten kıdem tazminatı fonu, fon sistemi dediğimiz nemalandırmak suretiyle fondaki paranın artırılması hedefleniyor. Evet. Yani yıllar itibariyle kaybının önlenmesi için burada bir nemalandırma söz konusu olacak. Eğer mevcut 8.33'lük oran korunursa, fona da o kadar para girişi olursa bu nemalandırılmak suretiyle çalışanlar bunun üzerinden bir nema geliri de elde etmiş olacaklar. Anladım. Yani orada siz oran düşse de nemalandırarak bunu mu karşılayabilecekler evet. diye düşünüyorsunuz. Ama olsun gene nemalandırılırsa, eski oran korunursa daha yüksek bir elde nemalandırılacaklar. Ama şimdi yıllar itibariyle bakıldığında %10'luk zam artık Türkiye'de yıllık itibariyle hayal. %3, %5 seviyelerinde. Dolayısıyla evet. nemalandırma daha avantajlı. %3, %5 de yok yani evet. zam. Onu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Havacılıkla ilgili düzenleme de dahil edilecek diyor. Çünkü boşluk var diyor. Havacılıkla evet, hava iş kanunumuzda bizim bir sıkıntı var. O kanunda düzeltilmesi gerekiyor. Nedir? Basın iş kanunuyla birlikte onun da tekrar ele alınması gerekiyor. Fatma Çil tekrar demiş ki ben 1500 lira maaş alıyorum ama asgari ücretten çalışıyor olarak görünüyorum. Bankaya asgari ücret olarak yatıyor. Kalanını elden alıyorum. Bunu nasıl ispat edebilirim diyor. İspatı kolay. Çalışmış olduğu iş yerinde ya da ticaret odalarında mesleklerin ücret skalaları vardır. Evet. Siz sosyal güvenlik kurumuna ben ustabaşıyım, aşçıbaşıyım dediğiniz zaman bu meslek grubunun odası var. Meslek grubunun odasında bu ücret skalaları alınıyor sosyal güvenlik kurumu tarafından. Aşçı başı 1500 lira alırken eğer asgari ücret seviyesinden veriliyorsa zaten burada bir tezat var demektir. Sosyal güvenlik kurumu odanın vermiş olduğu ücret skalasını gerçek Anladım. Alıyor. Elden alıyor olsa bile gene de ispatlaması Tabii, mümkün. Evet. Nurullah Kaplan diyor ki asgari ücretten gösterilenlerle 3000 lira gösterilenlerin emekli maaşlarında ne gibi fark oluyor diyor. Kesinlikle fark olur. Asgari ücret seviyesinde bugün alanlar daha düşük maaş alırlar. 3000 lira seviyesini alanlar daha yüksek maaş alırlar. Hatta ve hatta prim gün sayılarını tamamlamış da çalışmaya devam ediyorlarsa asgari ücret bazında asgari ücretle aylık bağlamda 3 lira, 3,5 lira civarında yani yıllık 30 lira düşürüyorlar. 3000 lira alan düşüş de sağlamıyor, yükseliş de sağlamıyor ama en azından seviyesini korumaya yarıyor. Anladım. İrfan Çetkin, merhaba Sayın Hocam. Bildiğiniz gibi hizmet alımı ihalelerinde kıdem tazminatı ile ilgili herhangi bir düzenleme yok. Maalesef. Ve işveren çalıştırdığı için kıdem tazminatını kendi cebinden ve haksızca ödüyor. Bu konuda devletin herhangi bir çalışması var mı acaba? İşte sıkıntımız burada. Kamu ihale kanununda. Kamu ihale kanununda biliyorsunuz özel sektörde şöyle bir ifade vardır. Müteselsiz sorumluluk deriz biz ona. Ana işverenle alt işveren birlikte müteselsiz sorumludur alt taşırana, çalışana karşı. Evet. Ama kamu kurumlarındaki ihalelerde böyle bir durum söz konusu değil. Kamu kurumundan ben ihale aldım. Örneğin hastanenin temizlik işini yapıyorum. 11 ay yaptım. 11 ay sonra benim sözleşmem sona erdi. Allah'a ısmarladık deyip çekip gidiyorum. Burada kamunun
çalışanların yıllık izin hakları, fazla mesai, ücret, tazminat gibi haklarından kamu kurumu sorumlu değil. Oysa biz diyoruz ki kamu kurumları da tıpkı özel sektörde olduğu gibi müteselsiz sorumluluk olsun ki, yani kamu ihaleyi yapan kurum, yani hastanenin başhekimi taşeronuna şunu desin: çalışanların fazla mesaisini ödedim mi, izinlerini kullandırdım mı, tazminatlarını ödedim mi diye sorgulasın. Aksi takdirde içerideki teminatları vardır, bunları çözmeyecek. Yani anladım. Çalışanlardan ibraname almadığı müddetçe işveren bunu... Ne kadar çok adaletsizlik var ya şu kesinlikle, şeyde. Tabii yani ki. Şu iş dünyası. Yani inanamıyorum hakikaten ya. Ve bu adalet kavramı var ya, şu adalet konusu ekonomik gelişme üzerinde o kadar etkili ki. Evet. Adaletli davranıldığını düşünen çalışan emin olun çok daha verimli oluyor. Kesinlikle, evet. Behlül Akdoğan demiş ki kendi isteğiyle istifa eden birisi işsizlik sigortası alabilir mi demiş. Alamaz. İşsizlik sigortasından işveren tarafından iş akdinin sona erdirilmesi gerekir. Onun dışında işsizlik sigortasından yararlanılmaz. Peki haklı sebeple ben istifa etmek zorunda kalırsam, taciz varsa, ne bileyim işte bu mobbing yapıyorlarsa vesaire, artık dayanamıyorsam, evet, bunu ispatlarsam da mı? Evet, maalesef işsizlik sigortasından yararlanma noktasında çalışanın haklı atılacak nedenle iş akdini fesihinde de işsizlik sigortasından yararlanamıyor. Haklı olduğu halde. Bu da evet, çok büyük bir eksiklik. Evet. Bu yasal düzenleme içerisinde, işsizlik sigortasından yararlanma koşulları içerisinde böyle bir eksiklik söz konusu. Evet. Özgür Kaya, nasıl geçti biliyor musun? Böyle şey gibi, yani bir maraton gibi geçti program. Hala sorular gelmeye devam ediyor ama maalesef süremiz bitti. İnşallah sizi tekrar uygun olduğunuz bir zaman alırız ama bu kadar yoğun işleriniz arasında bizi kırmadınız. Buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sizlere de para rotasını da bizlerle birlikte olduğunuz bu sohbete katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine para rotasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.